Abdurrahman Erzurum, Kaos'a Karşı Dip Dalgası 1 Kasım günü sandıkların yarısı açıldıktan sonra görüldü ki Türkiye o bahsedilen koalisyonlar dönemine girmeyecek. Evet Türkiye siyasi belirsizlik ortamından ve ekonominin riske gireceği o süreçten dip dalgasıyla geri adım attı. Millet 7 Haziran'dan sonra iktidarın tavrındaki geri dönüşü gördü ve yeniden istikrara oy verdi. Peki neydi bu dip dalgasına getirenler? Türkiye 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından iki büyük terör örgütünün hain saldırılarına maruz kaldı. İlk boşlukta bulunan fırsatı değerlendirmek isteyen teröre karşı devletin tutumuysa net ve keskin oldu. Hem PKK terörüne hem de IŞİD terörüne karşı devlet gücünü gösterdi ve Türkiye'nin kaos ortamına dönüşmesini isteyenlere de büyük bir ders verdi. Türkiye'nin geleceğinin göstergesi bu siyasi boşluk dönemi olarak adlandırılan dönemde dahi devletin ne kadar kudretli olduğu, Türkiye'nin sınırlarının metrelerce ötesinde cereyan eden cadı kazanına rağmen kendini böylesi bir süreçte kaostan uzak tutması, o denemeleri sakinlikle atlatması, güçlü bir yapıyla geleceğin nedenle aydınlık olduğunun da işaretlerini vermişti. İstikrar Yürüyüşü Şimdi o istikrar yürüyüşü devam ediyor. Türkiye'nin zihni altyapısının önüne engel olan prangalar bu zaman yolculuğunda kırıldı. Beş aylık afallama döneminin ardından kırılmaya devam edilecek. Üst aklın Türkiye üzerinden dizayn denemeleri de görüldü ki millet tarafından her seferinde bozulduğu bozulacak. Milletle yürüyenlerin hiçbir güç karşısında eğilmeyeceği de apaçık ortada. Mega projeler. Milletin irfanının verdiği bu yeni fırsat iktidarın da güçlenmesini sağlayacak, olumlu bir büyüme sarmalının da kapısını aralayacak. Tarihten çıkıp gelen muazzam projeler, ecdatların hayallerinin gerçek olduğu 13 yıllık süreç, 5 ay aranın ardından bu anlamda da devam edecek. Köprüler, havalimanları, denizin altından yapılan yollar, tüneller. Türkiye küresel anlamda genişleyen siyasi erkini Ekonomik anlamda da bu kalkınmalarla genişletiyor ve milletin verdiği bu fırsatla milletin yeni hükümetiyle genişletmeye devam edecek. Tüm bakışların odağında olan Türkiye'nin 100. yılında hukuk, ekonomi, siyasi istikrar ve zihni altyapı olarak da tam entegrasyonun sağlanması düşünüldüğünde potansiyel gücün nedenli büyük olduğunu da zihinlerimize uyandırıyor. Seçim gecesi hemen hemen sonuçların belli olduğu anlarda babam kendi yazdığı şiirini benimle paylaştı ve okuduğumda çok etkilendim. Bu şiiri sizlerle okuyucularımla paylaşarak yazımı sonlandırıyorum. Millet irfanıyla verdiği yeni fırsat gururu bırak tevazuda sabret yanlışa kötüye ihanete çek set niyetini Allah için tut ha gayret. Vatan, millet, bayrak hepsi emanet. Birlik, beraberlik, sevgi işte o huvvet. Mazlumu ihmal etme gönlünü et. Niyetini Allah için tut ha gayret. Hakka tabi ol daim şükür et. İyilerle beraber ol göster hürmet. Yetimi fakiri sev zalimi reddet. Niyetini Allah için tut ha gayret. Yapan hak sana düşen samimiyet. Doğrulardan şaşma işte nasihat. Düşmandan dost olmaz bu hakikat. Niyetini Allah için tut gayret. Abdurrahman Erzurum, ajanshaber.com